أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله ikinci cilt 50. mektubu okuyacağız. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. Hamd Allah'a mahsustur. Selam Allahu Teala'nın seçtiği kulların üzerine olsun. İ'lem bil ki enne lişşeriatı sureten ve hakikaten. Şeriatın sureti ve hakikati vardır. İmanın sureti vardır. İmanın hakikati vardır. Amel-i salihin sureti vardır. Amel-i salihin hakikati vardır. Namazın sureti vardır. Namazın hakikati vardır. Namazın hakikati miraçtır. Es-salatu miracül mümin. Namaz müminin miracıdır. Namazın sureti de miraç olmadan dünya düşünceleriyle beraber kılınan namazdır. Fasuretü şeria, şeriatın sureti, ibaretun an ityanil ahkami şer'iyyeti, şer'i hükümleri yerine getirmektir. Ba'del imani billahi ve resulihi, Allah ve Resulüne iman ettikten sonra şer'i hükümleri yerine getirmektir. Ve bimâ câe min indillâhi subhânehu, Allah tarafından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği her şeye iman ettikten sonra şer'i şerifle amel etmektir. İman ve ameli salihtir. İtikadımızı ehli sünnete göre düzeltip fıkıha göre de amel etmek şeriatın suretidir. İman ve ameli salih. Vel imanu ma'a vücudu münazaatin nefsi. Nefsin tartışmasıyla beraber, çekişmesiyle beraber nefsil emmare, emmare olan nefsin kötülüğü emreden ve ibaya baş kaldırması ve tuğyaniye azması ve inkarya inkar etmesi, inat etmesi, düşüklüğü, el-mudaati fi cibilletiha, onun yaratılışına konulan, fıtratında var, cibilliyetinde var o nefsin, yaratılışında, mayasında var o kötü huylar. Bunlarla birlikte olan iman, ve suretül iman, bu imanın suretidir. Yani nefis dünyaya geldiğimiz gibi annemizden dünyaya geldiğimiz şekilde bir terbiye görmemiş olan bir nefis, bu nefsin mayasında, yaratılışında bu kötü huylar mevcuttur. Kötülüğü emretmek, baş kaldırmak, haddi aşmak, inat etmek, azmak gibi huylar nefsin cibilliyetinde vardır. Nefiste bu kötü huylar varken iman etmek imanın suretidir. Ve kezalike salatu, namaz kılmak ve savmi, oruç tutmak ma vücudu sıfatiha hazihi. Bu sıfatlar varken nefiste suretü salati, namazın suretidir ve savmi, orucun da suretidir. Ve alâ hâzel kıyas, bu kıyas üzeredir. Sâirul ahkâm-ı şer'iyye, şeriatın diğer hükümleri de bu kıyas üzeredir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeriatı hakikatiyle beraber getirmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyada bulunması, yaşaması Allah-u Teala'nın en büyük ayetlerindendir. Sahabe-i kiram Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görünce Allah'ın en büyük ayetini görmüş oldular ve onlar hem kalpleriyle tasdik ettiler, dil ile ikrar, kalb ile tasdik, hem de nefisleriyle iman ettiler. Hem de her zerreleriyle iman ettiler. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hidayet güneşidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin görüp de ona her zerresiyle iman etmemek neredeyse mümkün değildir. Taşlar bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman etmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin imanı, manevi hali, hidayeti, nuru, bütün kainatı kıyamet gününe kadar yetecek olan bir nur ile doldurmuştur. Biz bugün 1400 sene sonra namaz kılabiliyorsak, abdest alabiliyorsak, sabah namazına kalkabiliyorsak, soğuk günlerde abdest alabiliyorsak, gece karanlığında su bulup abdest alabiliyorsak,
O Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nurunun bereketiyledir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe devrinde, asr-ı saadette bir güneş gibi doğmuştur. Sahabe-i kiram da en yakın olanlardır. Onlar hem kalpleriyle, hem nefisleriyle, hem bedenleriyle, her zerreleriyle iman etmişlerdir. Hırka-i Şerif'i ziyaret ediyoruz. Hırka-i Şerif'te Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin manevi hali, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah-u Teala ile beraberlik hali Hırka-i Şerif'e aksetmiştir. Hırka-i Şerif'ten insanlar manen istifade ediyor, maneviyat kazanıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin maneviyatı elbiselerine sirayet etmiştir. Kullandığı eşyalara sirayet etmiştir. Yaşadığı şehire sirayet etmiştir. Medine-i Münevvere, Medine nurlanmıştır. Medine-i Münevvere nurlandıysa sahabe nasıl nurlanmıştır? Onu hesap etmek lazımdır. İşte sahabe Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nuruyla, bereketiyle hem kalpleriyle hem nefisleriyle iman etmişlerdir. Dolayısıyla onların imanı hakiki iman olmuştur. Amelleri de hakiki amel olmuştur ki bir sahabe namaz kılarken düşman bir ok atıyor. Sahabe namaza devam ediyor. Bir ok daha atıyor, gene devam ediyor. Bir ok daha atıyor, üçüncü ok isabet edince arkadaşlarına zarar gelir korkusuyla namazını bozuyor, arkadaşlarını kaldırıyor. Hazreti Ali'nin ayağına saplanan bir ok, namaza durayım çıkartın diyor. Namaza durunca çıkartıyorlar. Sahabe-i kiram namazları, sahabe-i kiramın namazı hakiki namaz idi. Nasıl olmasın ki? Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları sohbetleriyle, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları tesirli vaazlarıyla, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek vücudu, mübarek bedeni şerifini görmeleri, vahye şahit olmaları, Cebrail aleyhisselamı görmeleri, mucizeleri görmeleri, ayın ikiye yarıldığını görmeleri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok mucizelerini gözleriyle görmeleri sebebiyle iman sahabe-i kiramın hem kalbine, hem nefsine, hem bedenlerine, her zerrelerine nüfuz etmiştir. Onlar hakiki imanın peygamberlerden sonra en üstün temsilcileridir. Sahabeden sonra bu hal tabiine geçmiştir. Şeriatın hakikati, imanın hakikati, şeriatın hakikati. Tabiinden de tebeu tabiine geçmiştir. Tuğba limen ra'ani, beni görene ne mutlu. Ve limen ra'a men ra'ani, beni göreni görene ne mutlu. Ve limen ra'a men ra'a men ra'ani, beni göreni görene ne mutlu. Bu hal sahabeden tabiine geçmiştir. Tabiinin de şeriatları hakikat ve suret bir aradadır. Tebeu tabiinde de bu hal vardır. Ancak sahabeler hidayet yıldızlarıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hidayet güneşidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince güneş batmıştır. Hidayet güneşi batmıştır. Sahabe-i kiram Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i daha toprağa vermeden imanımızın değiştiğini anladık. Kalplerimizin değiştiğini anladık buyurmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vefat etmesiyle şuhudi olan iman gaybi imana dönmüştür. Çünkü artık Efendimiz yoktur dünyada. Ondan sonra sahabe hidayet yıldızlarıdır. Sahabeler birer birer vefat edince yıldızlar sönmüştür birer birer. Hiç sahabe kalmayınca yıldızlar tamamen sönmüştür. Tabi'in yıldızları vardır. Tabi'nin yıldızları da, onlar da vefat edince birer birer o yıldızlar da sönmüştür. Tebe-ü Tabi'nin yıldızları vardır. Onlar da vefat edince birer birer o yıldızlar da sönünce tamamen gökyüzü karanlık, karanlık kaplamıştır. Alemi karanlık kaplamıştır. Ondan sonra Müslümanların nasibi şeriatın sureti olmuştur. Şeriatın hakikati ondan sonra bulunmaz Hint kumaşı olmuştur. Artık ondan sonra nefisler
nefisler iman etmemiştir. Nefsi iman ettirmek ondan sonra havas kullara mahsus olmuştur. Avam insanlarda kalmamıştır artık. Feynen nefse, nefis elleti hiye umdetul insan, insanın temeli olan nefis, insan dediğimiz zaman nefsi kastedilir. Ve yel müşaru ileyha likülli ferdin bi kavli ene, herkesin ben dediği, bütün bedeni kaplayan, buhar şeklinde olan, göz gördüğü zaman o zevk alan, kulak işittiği zaman o zevk alan, bütün bedeni yöneten, beyni yöneten, kalbi yöneten, ben dediğimiz şey, ala küfriya, küfründedir. Şeytan, nefis, evet iman etmiştir ama sureta iman etmiştir nefis. Yani kalbin tasdik etmesiyle beraber nefis iman etmiştir. Ama itaate gelince orada yan çizer nefis. Allah'a itaat etmeye gelince orada yan çizer. Yani nefse dersek imanın şartlarını, iman ettim der. Âmentü billahi ve melâiketi, icmali iman, tafsili iman. Hepsini kabul eder. Ancak itaate gelince söz konusu imanı yokmuş gibi davranır. Hala küfriya ve inkariya, küfründe ve inkarında devam ettiği sürece fekeyfe yutasavvuru mine hakikatül iman. Nefisten imanın hakikati nasıl düşünülebilir? Nefis inkarında, yani iç yüzünde inkar etmektedir. Yani burada iblisi misal verebiliriz. İblis 25 bin sene meleklere hocalık yapmıştır. Gökyüzünde bir karış secde etmedik yer yoktur. O kadar Allah'a ibadet etmiştir. Ancak iblisin o imanı suret imandır. Yani tam içine o iman, tam ona sirayet etmemiştir iman. Eğer hakiki iman etmiş olsaydı, iblis eğer hakiki iman etmiş olsaydı, Adem Aleyhisselam'a secde ile emredildiğinde Allah'a isyan etmezdi. Ebâ ve stekbara ve kâne minel kâfirin. Hakikaten Allah'a iman eden bir varlık Allah'a itiraz etmez, kibir yapmaz. Nefsimiz de ona benzetebiliriz yani. Ve bişaretuhu, Allah-u Teala'nın müjdelemesi, biduhulil cenneti, cennete girmekle müjdelemesi, evet, ve hakikat, ve min rahmeti subhanu ve teala, Allah-u Teala'nın rahmetindendir, kabuluhu celle şe'nü mücerrede sureti. Allah-u Teala'nın İslam'ın suretini, şeriatın suretini, imanın suretini, amelin suretini kabul etmesi Allah'ın rahmetindendir. Şeriatın sureti de çok büyüktür. Kalbimizle iman etmek de çok büyüktür. Ama nefsimizi de iman ettirirsek o imanın kemali olur, hakikati olur. Ve bişaretu biduhulil cenneti, cennete girmekle müjdelemesi, elletihye mahallu rızaihi, Allah'ın rıza mahalli olan cennete girmekle müjdelemesi de Allah'ın rahmetindendir. Ve min ihsanihi teala, Allah-u Teala'nın ihsanındandır ve takaddese iktifa'u fi nefsil iman, imanda yetinmesi, bi tasdikil kalbi, kalbin tasdikiyle yetinmesi. Velem yükellef bi'izanin nefsi, nefsin kabul etmesini nefse boyun eğdirmekle bizi mükellef kılmamıştır. Ne'am lil cennete eyzan sureten ve hakikaten. Cennetin de sureti vardır, hakikati vardır. İman bakımından insanlar üç sınıftır. İman ve küfür bakımından. Kalbiyle ve nefsiyle iman edenler peygamberlerdir. Peygamberler cennetin hakikatine girerler. Kalbiyle iman edip nefsiyle iman etmeyenler müminlerdir. Cennetin suretine girerler. Kalbiyle de nefsiyle de inkar edenler kafirlerdir. Cehennemin hakikatine girerler. Yani müminler cennete girerse de suretine girerler. Cehenneme girerse de suretine girerler. Cennetin sureti de çok güzeldir. Dünya ile kıyaslanmaz.
cennet kusursuzdur. Ama cennetin hakikati farklı bir şeydir. Mesela, şimdi hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kim Kur'an-ı Kerim'i hatmederse her harfine bir huri verilir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i hatmettik, cennette bir huri şeklinde. Huri bu cennetin sureti. Ama hakikati ne? Kur'an'ın bir harfi. Kur'an'ın bir harfi, Allah'ın kelamı. Yani huri şeklinde ama onun bir hakikati var. Kim bir tesbih yaparsa, Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber, cennette bir ağaç dikiliyor. Şimdi cennette bir ağaç, sureti bir ağaç ama hakikati bir tenzih, Allah'ı takdis, Allah-u Teala'yı büyütmek. Hakikati var. Mesela kıldığımız her rekat bir köşktür. Kıldığımız namazın her rekatı bir köşktür. Her secde Allah'ın cemaline bakmaktır. Şimdi kıldığımız her namaz bir köşktür. Namaz kıldık, köşk, cennette köşk. Sureti köşk. Hakikati namaz. Namaz ne? Allah'a yaklaşmak. Yani o köşkün bir hakikati var. Cennetin bütün nimetleri Allah'ın, Allah-u Teala'ya tazim, Allah-u Teala'ya ibadet, Allah-u Teala'yı tenzih, Allah-u Teala'yı takdis gibi hakikatleri var. İşte cennetin hem sureti hem hakikatine girenler hem nefsiyle hem kalbiyle iman edenler, hakikaten iman edenler cennetin bu sırlarını da öğrenirler. Cenneti bu sırlarıyla beraber, yani huriyi sadece huri olarak görür suret ehli. Suret ehli huriyi huri olarak görür. Hakikat ehli huriyi hem huri hem de Allah-u Teala'nın kelamı olarak görür. Suret ehli cennetteki bir ağacı ağaç şeklinde görür. Hakikat ehli onun ağaç hem de Allah'ın bir zikri, Allah'a bir hatırlama, tazim olarak görür. Evet, yahtazu ashabu sure, suret erbabı nasiplenir. Bir suretil cenneti, cennetin suretiyle nasiplenir. Ve erbabul hakika, hakikat erbabı, bir hakikatil cenneti, cennetin hakikatiyle nasiplenir. Yani mesela bir son derece yüksek teknolojiyle yapılan, yüksek mühendislik eseri olan eserler, bir onu sıradan bilgisi olmayan insanların bir bakışı var. Bir de onu tasarlayan mühendislerin bir bakışı var. Yani hakikat erbabı cennet nimetlerinin hem suretlerinden hem de iç yüzlerinden hem de hakikatlerinden nasipleri olur. Ve kullu min ashabi sure ve erbabul hakika, suret erbabı ve hakikat erbabının her birisi yetenavelu min faketin vahidetin, bir meyveden yerler, min fevakil cennet, cennet meyvelerinden. Feyecidu sahibi sureti minha lezzeten, suret ehli olan kişi bir tat alır. Ve sahibül hakika lezzeten uhra, hakikat erbabı başka bir tat alır. Ve tekünül ezvacül mudahharat, annelerimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları olan ümmühatül müminin annelerimiz ma'annebi aleyhi ve aleyhissalatu vesselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olurlar. Fî cennetin vâhidetin, bir cennette. Ve ye'külûne ma'ahu, onunla beraber yerler. Min fâketin vâhidetin, aynı meyvelerden yerler. Ve lâkinne iltizâze küllü vâhidin, her birinin aldığı tat. Ve tena'umahu alâ hidetin, her birinin nimetlenmesi farklı farklı olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem farklı bir tat alır. Annelerimiz farklı bir tat alır. Ve illa yelzeme fazlu ümmahatül müminin, eğer böyle olmadığı takdirde annelerimizin
Alâ cemî beni Adem, bütün Adem oğlundan eftal olması gerekir. Bâde nebîne aleyhissalâtu vesselâm, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bütün Adem oğlundan en üstün olmaları gerekir ki, büyük peygamberlerden de üstün olmaları gerekir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cennetindeki nimetler büyük peygamberlerin cennetinde yoktur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cenneti en güzel cennettir. Oradaki nimetler en üstün nimetlerdir. Eğer annelerimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le aynı tadı alsalar, o zaman annelerimiz diğer büyük peygamberlerden de eftal olmaları gerekir. Ve yelzemü eyzan, gene gerekir enne külle men yekûnü eftale min şahsin. Kim diğer kişiden daha faziletliyse, tekûnü zevcetü eyzan eftale minü. Onun hanımı da ondan daha eftal olması gerekir. Fe inne zevcete mümtezicetün ve muhtaridatün biz zevci. Çünkü zevc ile zevce cennette, birlikte aynı cennette olacakları için. Bir büyük bir zatın, çok büyük bir velinin cennetinde onun hanımı da olacaktır. O zaman onun hanımı o zatın üstün olduğu herkesten üstün olması gerekir. Halbuki böyle değildir. Ve suretü şeria, şeriatın sureti, şeriat çok büyüktür. Sureti de çok büyüktür. Tozu bile çok büyüktür. Çünkü hakim olan Allah'ın hakim olan şeriatıdır. Hatasız şeriattır. Her zerresi çok büyüktür. Şeriatın sureti de bir şartıyla istikameti, istikamet etmek şartıyla, hakkını vermek şartıyla, mucibetün lil felahi, kurtuluşu gerektiricidir. Ve müstelzimetün lin necatil uhraviyyey, kurtuluşu da, felahı da, kurtuluşu da sağlar, garanti eder. Şeriat, saadetin garantisidir. Dünyevi ve uhrevi, şeriatın sureti, dünyevi ve uhrevi saadetin garantisidir. Ve musahhihatun lidukhulil cenne, cennete girmeyi de sağlayıcıdır. Cennete girmekte şeriatın sureti sebebiyle gerçekleşir. Kemamara geçtiği gibi. Feiza sahha suretü şeria, şeriatın sureti düzgün olunca, yani önce salih mümin olmamız gerekiyor. Önce salih mümin olmamız gerekiyor. Şeriatın suretiyle amel edip, ehl-i sünnete göre itikadımızı düzeltip, fıkıha göre de amelimizi amel ettikten sonra salih bir mümin olunca fakat hasaletil velayetül amme, umumi velilik gerçekleşmiş olur. Vallahu veliyyüllezine amenü. Allah Celle Celaluhu müminlerin dostudur. Allah'ın dostu olmak gerçekleşmiş olur. Ve fi hazel vakti, salih mümin olduktan sonra sâre sâlikü, kişi olmuş olur. Müstaidden liyen yaza kademehu, adım atmaya. Fit tarikati, tarikata girmeye elverişli olmuş olur. Salih bir mümin olduktan sonra artık sıra daha ileri bir adım atmaya gelir. Ve en yetekatta ilel velayetil hassati, velayeti hassa, özel Allah dostluğuna adım atmasına sıra gelmiş olur. Ve en yecurre nefsehu, nefsini terbiye etmesi, bir tedric, derece derece, adım adım, min vasıl emmariyeti, emmarelik vasfından, o devamlı kötülüğü emreden, devamlı haramları emreden, devamlı zevki safa, eğlenceyi emreden nefis, İlâ sıfatıl itmi'nen, mutmainnelik sıfatını, Allah'ın razı olduğu şeyleri devamlı emreden mutmainnelik özelliğine adım adım, derece derece nefsini çekerek velilik yolunda adımlar atması sırası gelmiştir. Velâkin yenbegî en yöleme. Fakat bilinmesi gerekir ki enne menâzilel vusûlü ilâ tilkel velâyeti eyzan. Bu veliliğe ulaşmak da, yani velayeti âme şeriatın suretiyle oluyor. Velayeti hâsı o da şeriatla oluyor. Eyzan merbudun bi amali şeriha. Şeriatın amellerine bağlıdır, ameli salihe bağlıdır. Bununla beraber ve zikril ilahiyyi celle şe'nü. Allah-u Teala'yı zikretmeye bağlıdır. Evet, nefsi terbiye eden Allah'ın zikridir. Önce lafzayı celaldir, Allah, 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 Allah şeklinde. Sonra la ilahe illallah, la ilahe illallah.
İşte bu la ilahe illallah kelime-i tayyibesi nefsi terbiye eder. Nefsi emmarelikten mutmainneliğe yükseltir. Şeriatın amelleriyle birlikte zikrullah ile velayet-i ammeden velayet-i hasaya geçilir. Ellezî huvel umdetü fiyâzet tarik. Tarikatın temelidir. Tarikatın temeli iki kelimedir. Biri Allah lafzı, biri de la ilahe illallah lafzı. Bu iki kelimeyle birlikte zikrullah ile tarikatte adım atılır. Tabi veli içtinabi anil menâhi şer'iyyeti eyzan, şer'an yasak olan haramlardan kaçınmak da min zaruriyyati hazet tarik, tarikatte zaruridir, zorunludur. Haramlardan kaçınmadığı takdirde kişi Allah'a yaklaşamaz. Haramlar daha büyük perdelerdir. Haramlar duvar gibi perdelerdir. Diğer perdeler gaflet perdesi, diğerleri daha haramlara nispetle daha hafif perdelerdir. Ama en büyük perde haram perdesidir. Haramları terk etmek tarikatte zorunludur. Ve edaül farayız, farzların eda edilmesi minel mukarribat, Allah'a yaklaştıran ibadetlerdendir. Ve talebü şeyhin arifin mit tarik, zikrullah için zikrullahın ustasından öğrenmek gerekir. Her şey ustasından öğrenilir. Yani insan bir spor dalı öğrenecekse, karate öğrenmek istiyorsa hocasından öğrenecek. Yani bir şey ne öğrenilecekse ustasından öğrenilecek. Zikrullah öğrenilecekse onun da ustası var. Ve talib-i şeyhin arifin bit tarik, bu tarikatı bilen, zikrullahı bilen bir şeyh talep etmek ve hadin iley ve kişiyi bu Allah yoluna hidayet edecek, onu teşvik edecek. Ellezî yestahikku en yekûne vesileten eyzan, vesile olmayı hak edebilecek bir mürşit aramak. Eyzan minel me'murâti şer'iyeti, bu da Allah'ın emrettiği işlerdendir. قال الله تعالى الله تعالى buyurmuştur ve ابتغوا إليه الوسيلة, Allah'a vesile talep edin. Allah ile aranıza vesile arayın. Kul ile Allah arasına girilmez. Kul ile Allah arasına girilir. Önce peygamberler girer. Peygamberlerin olduğu zaman da peygamberler girer. Eğer bu zamanda peygamber olsaydı her mümin o peygamberi bulması gerekirdi. O peygamberin yanına gitmesi gerekirdi. Peygamberin olmadığı dönemde de peygamberin varisleri vardır. Peygamberin varisleri vesiledir. وَبْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ, Allah'a vesile talep edin. Burada gerçek vesile zikrullah'tır. Zikrullah'ı öğrenmek ustasından olur. Mürşid-i Kamiller de zikrullah'ın ustasıdır. Dolayısıyla Mürşid-i Kamiller vesilenin vesilesidir. Zikrullah mürşid olmadan öğrenilmez. Kitaplardan öğrenilir, ayetlerden öğrenilir, hadis-i şeriflerden öğrenilir ama nefse karşı, nefsi terbiye edecek şekilde zikrullah, bunlarla nefis terbiye edilmez. Yani ayet ve hadis-i şeriften öğrenerek nefis terbiye edilmez. Ne gibi? İşte tıp kitaplarına bakarak ilaç, tedavi yapılamayacağı gibi. Yani bir doktora gitmeden bir kişi, doktora müracaat etmeden hastalığını tedavi edemez. Doktora gitmek zorunda. Kitaplara bakarak yapmaya çalışırsa kendisine zarar verir. Dolayısıyla ayetlerden, hadis-i şeriflerden zikirleri öğrenerek zikir yapmak insana sevap kazandırır ama derece almasına, bu yolda ilerlemesine yeterli olmaz. Burada ustasından öğrenmek gerekiyor. Ustası mürşid-i kamillerdir. وَبْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ, Allah-u Teala'ya vesile talep edin. Vesile zikrullah'tır. Zikrullah'ın vesilesi mürşitlerdir. Mürşid-i kamillerdir. Ve bil cümle, hasılı kelam, لَا بُتَّ مِنَ الشَّرِيَةِ, şeriat gereklidir. Sureten ve hakikaten, hem sureten hem hakikaten şeriat gereklidir. İhtiyacımız vardır. Suretine de ihtiyacımız var. Zamanı gelince sureti, önce sureti, sonra zamanı gelince hakikati elde etmek gerekir. İkisini de elde etmek gerekir. فَاِنَّ اُمَّهَدِ جَمِيعَ كَمَالَاتِ الْوَلَايَةِ وَالنُّبُوَّةِ, velilerde olan üstünlüklerin aslı,
peygamberlerde olan üstünlüklerin aslı hiyel ahkamı şer'iye, şer'i hükümlerdir. Şer'i hükümleri tatbik etmekle o güzellikler meydana gelir. Bir velinin keramet göstermesi hoşumuza gider. O kerameti nasıl gösterdi o veli? Şeriatı yaşayarak o hale geldi. Şeriatı yaşamadan o hale gelemez. İstikamet üzere olan bir mürşit, tabii istikamet üzere olan kerametten bahsediyoruz tabii. Kemalatül velaye, veliliğin kemalatı, velilerde bulunan üstünlükler, netaicü sureti şeriatı, şeriatın suretinin neticeleridir. Velilerde bulunan üstün özellikler, şeriatın suretinin meyveleridir. Ve kemalatün nübüve, peygamberlerde bulunan üstünlükler, semeratü hakikati şeriatı, şeriatın hakikatinin meyveleridir. Kema seyeciyü inşallahü teala, inşallah bu konular ileride açıklanacaktır. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.